aleyhisselamdan bizlerge kadar insaniyet var iken hayatı için, tırıkçılığı için hareket kıladı. Ayniqsa hozirga kelib dunyoda dunyo, mol dunyo borasida insonlar ikki toifaga ajralib qolyapti. Birinchi toifa ba'zi odamlar borki baxt, saodat faqat mol dunyoda, boylikda. Bu dunyoga bir marta kelganmisan, maishatingni qilib, rohatingni qilib ol. Puling bo'lmasa, moling bo'lmasa, boyliging bo'lmasa sen hech kimmasan degan tasavvurda butun borlig'ini, hayotini mana shu boylik to'plashga sarflaydi. Ikkinchi bir toifa borki, bu dunyoga kelishimizdan maqsad dunyo topish emas. Dunyoga e'tiborli bo'lmaslik kerak. Mol va dunyo bu boylik musulmonning ishi emas. Bunga qaramasligimiz kerak deb umuman boylikdan yuz o'girish holatlari. Bunda qiyinchilikka, mashaqqatga tushib qolish holatlari bor. Islomda esa azizlar, boylik, dunyo topish, halol kasb qilishga munosabat o'zi asli qanday? Dinimizda halol kasb qilib yashashlikka monelik yo'q, balki bunga buyuradi. Ya'ni musulmon odam halol kasb qilib, tirikchilik qilib, peshona teri bilan harakatini qilib mana shu Alloh bergan rizqini terib olish kerak. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "Sa'izu billah, huvallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur." Ya'ni Alloh aytibdiki, u Alloh shunday zotki, sizlarga yerni bo'ysuntirib qo'ydi. Dalulan, xor qilib bo'ysuntirib qo'ydi. Mana shu yer insonlarga bo'ysunadi. Va shunday ekan o'sha yerni har tomonidan sayohat qiling, tijorat yoki dehqonchilik qilib Alloh bergan rizqni terib yuravering. Va Allohning bergan rizqidan tanovul qiling. Qiyomat kuni tirilib bir kuni hammamiz Allohning huzuriga qaytamiz. Tirilib bir kuni uning huzuriga qaytish. Mana bu oyati karimada Alloh taolo insonlarga, bizlarga aytayaptiki, yerni sizlarga bo'ysuntirib qo'ydim. Endi mana shu yerdan foydalaninglar. Tirishlik qilinglar. Dehqonchilik qilasizmi? Yo'ni uni ustida yurib sayohat qilasizmi? Tijorat qilasizmi? Mana shu ishlarni qilinglar. Ammo bir narsani unutmanglarki, bir kuni huzurimga qaytasizlar deb Alloh taolo. Demak, biz bu dunyoda ham tirikchiligimizni o'tkazishlikka harakat qilishlik bilan birga Allah'ın huzuriga borishligini doimo yodimizda tutmoqligimiz kerak. Halol kasb bilan dunyo topib, halol kasb bilan oilani tebratishlikka qilinayotgan harakat uchun ham katta-katta savoblar bor. Qolaversa Allohning buyrug'i bor. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, talabu kasbil halal faridatun ba'da al-farida. Halol kasbni talab qilish farzlardan keyingi bir farz. Ilm talab qilishlik farz bo'lsa, ana o'shundan keyin kasbni halol kasb qilishlik ham farz. Musulmon odam azizlar, birovning qo'liga qarab qoladigan ta'magir, birovga muhtoj bo'lib turishlik kerak emas. Tasavvurida unday bo'lmaslik kerak. Hattoki bir paytlar mana shu tariqat yo'liga kirganlar, tasavvuf yo'liga kirganlar shu darajada bo'lganki, dunyodan yuzi o'girib ishlamaymiz, hech narsa qilmaymiz deb ko'chalarda o'sha ma'lum bir narsalarni qo'yib qo'yib yoki bo'ynalariga bir qovoqlarni osib yurardiki, odamlar o'tib ketayotib ularga pul tashlab qo'yib, shundan tirishlik qilib ular go'yo zikrda yurardilar. Bahouddin Naqshbandiy hazratlari mana shuni tartibga keltirganlar. Ular aytganlarki, tariqat degani, tasavvuf degani bu ta'magirlik degani emas. Birovlardan tilamchilik qilib yashash degani emas deb ana o'shunda haligi doim bizga mashhur bo'lgan gapni aytib o'rgatganlar. Dilbayoru dastbakor. Qalbing Allohda bo'lsin, qo'ling mehnatda bo'lsin. Mehnat halol kasb sizni Allohning zikridan mashg'ul qilib qo'ymasin.
ve zikir bilen meşgul olup mehnetten başka nerseden kaçıp kalmasın ki. Hazreti Umar radıyallahu anh'u bir günü ashabları bilen kitiyatudiler bir mescitte bir yigitini ibadet kılıp durganını gördü. Hazreti Umar radıyallahu anh'u karasalar bir yigit namaz okup duruptu. O namaz payeti yemez. Beşmehal namaz yemez. Karadılar, karası namaz okupca çuraylı ibadet kılı yaptı, ötüp ettiler. Yine bir karası yine. Bir netçe maratıbı ötkende her sefer bana şu yigitli mescidin içi de şu ibadet bilen, zikir bilen meşgul bölgenlik gördüler. Bir korunuşundan yakışı iş. Taşkarından eğer karası yakışı, demek daimi mescidde çıkmasından ibadet kılı yaptıyken mayla. Lekin halife, müminler, amiri Hazreti Umar başka derslerden oylandılar. O yigitli menge çakırıylar dediler. Çünkü beş mahal namaz vaktimiz, hazır hamma işleyedigen bir vakitte oturup. Çakır baktı ki, sana bir neyse martı oturttum, bana şu masjidde ibadet kılıp durganını kurdum. Hiç çıkmaysan eken, şöyle iken sen, tırıkçılık inime bol yaptı dedi. Kanda yaşarsın dedi. Şunda hali iyi git etti ki, bana akem ticaretçi dedi. Akem tacir. Akem bilen kilişi aldık. O zaman aşını bana bağlı çakamaya, bana bakıp duradığım oldu. Ben bana şu cahide ibadet bile meşgul bulamadım. Ne madde böyleyiz? Hazreti Umar onu maktadı mı ibadeti için? Hazreti Umar onge karaba ettiler ki, ''Ahuke a'bet minke'' dediler. ''Seni akin senden kub ibadet kılığı şahıs eken'' dediler. ''Seni akin senden köre abidrak eken'' Çünkü Buranın kolayı karamazdan hareket kılıp, tırışçılıkını, otkizişlik bilen farz ibadetlerini beceriyor. Ana şundan kelip çıkıp, bizim dinimiz terk-i dünya kılıp, dünyadan, mal-ı dünyadan yüz uğurup, hem yoldan keçilikle büyürmeydi. Belki hareket kılıp, halal rız topşilikke, o şu dünyasını halalge sarıplaşlikke talim verildi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hayrukum men ahada min hadihi ve hadihi deganlar da maktab turib. Ummatning ichida eng yaxshilari bor, ular bu dunyoligini ham qiladi, u dunyoligini ham qiladi. O'zi tadbirkor bo'lishlik bilan birga taqvoda ibodatda turishligi qanday ham yaxshisizlar. Ana shu nuqtai nazardan Rasulimiz aleyhissalatu vesselam sahobalarga ko'p ta'lim berganlar. Kolu bilen mihnet kılıçlığını talim verip etkiler ki مَا أَكَلَ أَحَدٌ تَعَامًا قَطْ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ Yani insanga öz kul mihneti bilen topgan narsasidan yiyişlikandan göre yakşırak taam yok dediler. Bir taam da kul ingiz bilen mihnet kılı peşana teri bilen topilgen dünya bu cüdeye cayge keledi. Lekin ibadetini, bandalikini esten çıkarış gereceğiz. Zindegi, amet, barayi, bendegi, zindegi, bi bendegi, şermendegi. Başka gel bu arada. Zindegi degeni, tırıkçılık degeni. Tırıkçılık hama da buluş gerek. Zindegi, amet, barayi, bendegi. Hama bandalarını başıge kelgen narsa bu, tırıkçılık. Lekin o şey tırıkçılık, zindegi, bir bendegi, şermendegi. Eğer bendesizlik bilen bulsa bu şermendelik. Tırıkçılık dedi, bende ekerliğinizi isten çıkarıp koymayın diye. Allah'ın kulu ekerliğinizi isten çıkarmayın. Ama tırıkçılık iken bu tabi kabul kılamız. Lekin bendeliğini isten çıkarmayan halde tırıkçılığını devam ettiremiz.